Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışında Erdoğan çatayı yükseltti biliyorsunuz. Gereğini yapan Ahmet gibi gazetecilere göre başörtüsü mevzusu Erdoğan uzmanlık alanı ve bayıldığı alandı. İstediği topu verdi. Yani gereğini yapan Ahmet de gereğini demiş. <laughs> Kılıçdaroğlu restoranı da gördü. Temel hak ve özgürlükler konusundaki anayasa değişikliğine de her zaman hazır olduğunu ama araya başka kurnaz ajandalar sıkıştırılırsa da gardını alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışını CHP'den de daha çok Millet İttifakı'ndaki Davutoğlu, Babacan, Karamolluoğlu için yaptığını buradan analizlerimde söylemiştim. İzleyenler bilir. Çünkü AKP'yi çatırdatan bu üç lider gittikleri yerlerde ama CHP gelirse başörtüsü gibi kazanılmış haklarımızı alır. Niye onlarla birliktesiniz? Sıkıştırmalarıyla karşılaşıyorlardı. Kılıçdaroğlu da ortaklarını rahatlatmak için ortada başörtüsü sorunu kalmadı halde böyle bir çıkış yapmak zorunda kaldı. Ortaklarını da rahatlattı. Nokta. Tabi bu zorunu anlamak istemeyen ya da anlayamayan daha laik reflekslere göre de Kılıçdaroğlu çarşafı da serbest bırakalım demeliydi de tam olmalıydı. Kılıçdaroğlu gol atacağım derken gol yedi sanılıyor ama pek de öyle değil. Kılıçdaroğlu başörtüsüne karşı eski sözleri ortaya çıkarılıyor. Gol attık sanılıyor ama pek öyle değil. Arkadaşlar Kılıçdaroğlu ben değiştim diyor. CHP'de değişecek diyor. Benimle de değişecek diyor. Değişim hayatın içinde var ve değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Erdoğan da değiştim demedi mi bizlere? Neler neler söylemedi mi? Değiştim derken ne kaybetti? Tam tersine. Çok şey kazandı. Ha şimdilerde sıkışınca pek de değişmediğini göstermeye çalışıyor. Nas faiz direnmelerindeki gibi dindarlığın ipine sarılıyor. Değişmedim dedikçe de toparlayamıyor. Çünkü zaman değişim zamanı. Değiştim diyen kazanıyor. Değişmedim diyen olduğu yerde sayıyor. Bunu anlayamıyorlar. Bu mevzu CHP içinde, CHP içinde ucu çok partili geçiş dönemine dayanan çok eski bir mevzudur. Ta tek parti döneminde İmam Hatipleri CHP'nin açmasına tek uzanır. Bakınız İmam Hatipler AKP döneminde her tarafı sardı da ne oldu? Tepki oluştu. Kalite düştü. Zoraki İmam Hatipler en çok artık günümüzün mağruru üst düzey AKP'liler kaçar oldu zoraki İmam Hatipler'den. Sonuçta yasakçı zihniyet yerine özgürlükçü zihniyet kazanıyor. Servis piyasa kendi doğrularını buluyor sosyal hayat içinde sadece ekonomi için diyeyim. Biraz zaman alıyor ama öyle oluyor. Bizde de epeyce zaman aldı ama merak etmeyin. Önden gidiyoruz, iyi oluyor. Başörtüsü meselesi de öyle. Özgür bırakıldı ne oldu? haline gelerek örtümenin özünden koparılarak başörtüsünde artış da sağlandı da ne oldu? özgürlükçü anlayışla başörtüsü takan kızlarımız okullara gittikçe hayata daha fazla dahil oldular, sosyalleştiler. Başörtüsüzlerden yaşam tarzı neredeyse farksızlaşan bir başörtlü ordumuz var. Bırakın gelişsinler, geliştikçe, sosyalleştikçe kendi doğrularını bulacaklar. Başörtüsü tak diye dayatma olursa da resti çekecekler. Bu böyle biline. Serbestlik iyidir, önünde sonunda akan su doğru yolunu bulur. Korkmayın. Yeter ki demokratik, layık, cumhuriyetin temel kodlarıyla, sistemle oynanmasın. Başörtüsü özgürlüğüyle ülke değişmez. Zaten inanca devlet karışamaz. Karışmamalı da. Devletin de bizlerin de karşı çıkacağı şey dayatma olmalıdır. Orada da her türlü tepkiyi gösteririz. Emin olun en başından başörtlü kızlar gösterir. En başında onlar gösterir tepkiyi dayatma olursa. Çünkü dayatmaların sonu hep her zaman gelir. Kadın hak ve özgürlüklerine dayanır. Başörtüsüyle sosyalle bir şey bilme hakkını da en başta başörtüler kimseye yedirmez. Öyle bir hak elde ettiler. Başörtüsüyle sokağa, üniversite gidip sosyalleşiyorlar. Bunun geri alınmasını hiç kimse engelleyemez. Zaten bunun ipuçlarını da görüyoruz. Bu işler eski tartışmadır demiştik çok partili döneme geçişte CHP Demokrat Parti'ye kaybetmesinde karşı tarafın din sömürüsünün etkili olduğuna inandı. Biraz muhafazakar politikalara yöneldi. Fayda etmedi. Çünkü diğer sorun tek parti yönetiminin bir nevi yozlaşmasıydı. Diğer tarafını tamir edemedi. Yıllar içinde rakibine seçim kaybetmeyi sadece rakibinin muhafazakarlığına bağlamayı tercih etti. Katıl refleksler geliştirdi. Evet Müslüman ülkeyi Atatürk'ün önderliğinde laikliği getirmek kolay iş mi? Hangi Müslüman ülke yapabilmiş? Bir evrim gerekiyordu. Atatürk ve CHP'si evrimi çok beklemeyip devrimi yaptı. İyi de yaptı. Nüfusun küçüksem, küçümsemeyecek bir bölümü laik yaşam tarzını benimsedi. Giderek de oranları artıyor, artacak. Cumhuriyet devrimlerinin arkadan gelen evrimi sürüyor. Hiç korkmayın daha da sürecek. Çünkü insanın doğası yasak tanımıyor. Tek tip olmayı kabullenemiyor. Evrilmesi demokrasiden ve özgürlüklerden yana sürecektir. Şimdi ise çok parti rejim içinde bir tek parti dönemi yaşıyoruz. Valiler tek parti dönemindeki parti il başkanı gibi. Keza hukuk sistemi de öyle. iktidara göre kararlar veriliyor. Keyfe keder yönetiliyoruz. Tek parti CHP'sini zayıf düşüren ne varsa AKP kendisi yaşıyor ve yaşatıyor. CHP'nin geçmişte imam hatiplerle veya günümüzde başörtüsüyle kendini yenilemeye çalışması gibi AKP de o konulara dalmayı sürdürüyor. Kendisini asıl yıpratanın ülkeyi parti devletle dönüştürmesi ve iktidardaki yozlaşma olduğunu göremiyor. Kimseyi dün ettiği laflarla yargılayamaz. Önümüzde gene <laughs> bir genel bir seçmen kitlesi var. Geçmişte genç bir seçmen kitlesi var genel geneli genç. Geçmiş bir seçmen kitlesi var. Geçmişte olup bitene değil, bugün olup bitene bakıyor. Geçmişle yaşayamazsınız, yaşarsanız da yoo, arada sıkışıp kalırsınız. CHP artık geçmişte yaşamıyor, önüne bakıyor. AKP ise en geçmişiyle yakın geçmiş arasında bocalayıp duruyor. Hani lafı yediğine koymak gerekirse AKP ile CHP'nin rolleri değişti. Görülmeyek, görülmek istenmeyen de budur.